Anlayamıyorum. Kim böyle bir şey yapar? Gerçekten bir hayvan olmalı. Albuquerque polisi. Ona telefonla ulaşamıyorum ve evine gelip dün bıraktığım not hala kapısında duruyor. Kapı açık. Bu kesinlikle normal bir kayıp vakası değildi. Sanırım orada birinin cesedini bulduk. Onu yatak gibi bir şeyin üzerine koymuşlar ve yakmışlar. Albuquerque polisi, eğer evdeysen varlığını şimdi belli et. Neler olduğunu biliyorum. Anlat o zaman. Hayır. Hikayen örtüşmüyor. Bana sadece dedi ki kafamı salladığım zaman onu yakala. Hala bunu yapacağımızı bilmiyordum. Bir cinayet mahallinin gerçek polis videosunu ve devamında gelen soruşturmayı izlemek üzeresiniz. Albuquerque polisi, nasıl yardımcı olabilirim? Evet, ben Henry Kendert. Şu anda kız kardeşimin evindeyim ve o evde değil. Ona ulaşmaya çalıştım ama açmadı ve genelde bana geri döner çünkü onu her sabah ve akşam ararım ve telefonu hala kapalı. Tamam. Kız kardeşinizin adı? Marilyn Gendert. Arabası burada. Ve genelde bir yere giderken arabasını alır. Dün evine gelip bıraktığım not hala kapısında. Gerçekten endişelenmeye başlıyorum. Tamam. İyi bir gün değil. 9718. Albuquerque polisi Harry Gendert'ın yaptığı arama sonrasında anında memur Barnhill'i olay yerine gönderir. Hemen yanıt verdim ve direkt olarak söylenen adrese gittim. Evin dışında polis memuru Barnhill'i 911'i arayan Harry Gendert karşılar. Evet, ne oluyor? Kapıyı çalıyorum ama açan yok ve telefonun direkt olarak sesli mesaja düşüyor. Dün gelip bir not bıraktım ve hala kapıda. Tamam. Arabası burada duruyor, gerçekten gerginim. Anahtarın var mı? Anahtarım yok. Genelde bir kayıp vakası olduğunda o kişiyi hemen çağırıyı yanıtlamaya gittiğimizde buluruz. Adrese gittim ve orada Harry ile ne olup bittiğini konuştum ve ondan detayları aldım. Marilyn bunu sık yapar mıydı, daha önce hiç yapmış mıydı? Onun için neler normaldi ve neler değildi? Çok arkadaşı yok benim gibi. Daha çok kendi başına. Tamam. Bakalım hadi. Şu anda aklım her yöne gidiyor. Evet. Kaçırılmış olabilir. Sizi anlıyorum bayım. Böyle şeyler oluyor. Kız kardeşi için gerçekten çok endişeli görünüyordu. O gerçekten çok iyi bir insandı. Harika bir kız kardeşti. Ve herkes için her şeyi yapardı. Her zaman geri arardı, her zaman. Ve o gün beni geri aramamıştı. Düşündüm ki belki telefonunu kaybetti ya da belki bozuldu. Ama bana ulaşmanın bir yolunu bulurdu. Ortada bir terslik vardı. Memur Barnhill ve Harry dışarıda garaj yolunda konuşurken... Sizinle biri geldi mi? Hayır. Sokaktaki bir kadın onların yanına gelir. Harry. Merhaba. Gelen kadın kendini Marilyn'in komşusu ve yakın arkadaşı Nancy Robinson olarak tanıtır. Sen de mi onun için endişelisin? Evet. Birkaç gündür ulaşamıyorum. Bu onun yapacağı bir şey değil. Evet, değil. İçeriye girdin mi? Anahtarın var mı? Hayır, anahtarım yok. Senin var mı? Hayır. Hayır mı? Tamam. Ama köpekler avlıyor. Evde olmayı severdi. Marilyn uzun yolculuklara çıkmayı seven biri değildi. Ve köpeklerini asla bırakmazdı. Burada olduğu gibi iki farklı kişi aynı hikayeyi anlatınca ciddi bir şeyler olmuş olabileceğini düşünmeye başladım. Arka tarafa gideceğim ve evin içini görmeye çalışacağım. Tamam. O noktada kapıyı çalıyordum ve kapılardan biri kırılmış mı ya da açık mı ya da arka bahçede tuhaf görünen bir şeyler var mı bakıyordum. Nancy de arkasından gelirken memur Barnhill dikkatli şekilde evin arka tarafına geçer. Orası. Evin yan tarafına gittiğimde burada garaja açılan bir kapı olduğunu gördüm. Kilitliydi. Bazı pencerelerden içeri baktım ama perdeler çekiliydi ve içeriği görme şansım yoktu. Devamında evin arka tarafına geçtim ve bir sürgü kapı olduğunu gördüm. Kapı aralıktı. Kapı açık. Kapının o şekilde açık olmasından endişelenmiştim ve köpekler bana havlıyordu. Endişelenmeye başlamıştım çünkü bu normal bir kayıp vakası değildi. Bayan, hanımefendi, şimdi içeri giriyorum. Buraya gelin lütfen, tamam mı? Neden? Ben onun dostuyum. Anlıyorum ama içeride başka biri olabilir.
Nancy oldukça endişeliydi ve aslında evin içine doğru birkaç adım atmıştı ve onu tekrar dışarı aldım. Buraya gelin. Başka bir memurun gelmesini bekleyeceğim. O gelince gireceğiz. Ve daha sonra her şeyle ilgileneceğiz. Size bir şey olmasını istemiyorum. Tamam mı? İçeri girersin ve evde silahlı biri olabilir ya da içeride hala daha evden bir şeyleri çalmaya çalışan biri olabilir. Burada pek çok güvenlik konusu vardı ve bu yüzden tek başıma içeri girmedim. Yanıma birini daha çağırdım. Takviye geldikten sonra memur Barnhill ve çağrıya yanıt veren diğer memur arkada açık duran sürgü kapıya yaklaşır. Arkadaki kapıya yaklaştık ve silahlarımızı çektik. İçeridekiler, polis departmanı, içeri giriyoruz. Varlığınızı bize belli edin. Elleriniz açık ve boş bir şekilde ön kapıya gelin. Hazır mısın? Evet. Burası mutfak ve tehlike alanı olduğu için ileri geçeceğim ve sonra birbirimizi koruyarak yan yana sağ salim tamam. Gideceğiz, tamam mı? Odaya girip kontrol ediyorum. Çıkıyorum. Temiz. Tamam. Bence burası garaj oluyor. Burası temiz. Tamam. Polisler evin her yerini kontrol eder. Ne başka birinden ne de Merlin'den bir iz vardır. Temiz dostum. O noktada en iyi senaryoyu düşünmeye çalışıyordum. Pek çok ilaç kutusu ve ayrıca hastaneden alınmış olan bir takım belgeler görmüştüm. Şuna bak, şu anda hastanede olabilir. Umarım öyledir ama köpekler için birisini göndermiş olurlardı. Evet, bu hiç mantıklı değil. Sonra polis memurları tuhaf bir durumla karşılaşır. Gördün mü? Anahtarlar kapıda duruyor. Marilyn'in evinin garaj yolunda duran arabasının anahtarları evin giriş kapısının kolunda asılıdır. Evden çıkarken yanımda cüzdanım, anahtarım ve telefonum olur. Arabası orada duruyordu, evet, ama evin anahtarları da evin içindeydi. Çok fazla tuhaf şey var. Bana normal görünmüyor. Bir terslik olduğu belliydi. Öyle düşünüyordum. Hislerim bana kötü bir şey olduğunu söylüyordu. Arka tarafta dışarıda Marilyn'in yakın arkadaşı Nancy Robinson, polis memurlarına Marilyn'in aynı zamanda içinden kiracılarının yakın bir zaman önce çıktığı başka bir evi daha olduğunu söyler. Nancy, Marilyn'i ararken bu kiralanan evin önünden geçmiştir. Görebildiğim kadarıyla evde kimse yoktu. Sadece arabasını arıyordum. Aa, tamam, yani gidip kapıyı çalmadın. Evet, gidip kapıyı çalmadım. Tamam. Ama şimdi gidip yapabilirim. Polisler kiralık evin olduğu adrese gider. Vardıklarında kapının açık olduğunu ve garaj kapısında bir arabanın durduğunu görürler. Kontrol edeceğiz. Bakalım neler oluyor. Tamam, geldim. Merhaba. Merhaba, bir saniye dışarı gelir misin? Evet. Evet, neler oluyor? Evden taşınıyorum. Tamam, adın ne? Alisa. Tamam. Polisler ikinci adreste evi kayınvalidesi Marilyn'den kiralayan ve 2014 yılında Marilyn'in oğlunun vefat etmesiyle dul kalan Alicia Bickett'la tanışır. Evde yaşayan diğer kişilerse Alicia'nın oğlu ve Marilyn'in torunu olan Drake ve Alicia'nın arkadaşı Annie'dir. Ve sahibi biliyor mu senin eşyalarını evet. aldığını? Evet, bana cuma günü dedi ki cumartesi gelip anahtarları alabilirsin. Alicia der ki Marilyn'le cumartesi sabahı buluşup ondan anahtarları almak için konuşmuşlardır. Çünkü Alicia onun evinden taşınıyordur. Eşyaların geri kalanını alacaktır ve anahtarları daha sonra pazar günü Marilyn'e verecektir. Mesajları görebilir miyim? Evet, bir saniye. Çünkü birkaç şeyi netleştirmeliyiz. Tamam, sorun değil. Ona yaklaşık bir saat içinde anahtarlar için geleceğimi söyledim ama ondan bir cevap gelmedi ne yazık ki. Ama ne zaman geleceğimi söyledim ve bana cevap vermiyordu. Yani ondan aldığın son mesaj... Ayın 26'sında 10.35'ti ve bu cuma günü oluyor. Tamam. Ama o gün buradaydı ve birlikte takıldık. Polis memurları cep telefonundaki mesajları kontrol ettiklerinde Alicia'ya Marilyn'den gelen son mesajın cuma günü gönderildiğini fark eder. Sence şu an nerede? Bilmiyorum, bir şey diyemem. Çünkü biri onun kaybolduğunu söylüyor. Marilyn kayıp olarak bildirildiği için bizden gidip evin içini kontrol etmemizi istiyorlar. Tamam, sorun değil.
Hiç değil, bunda bir sorun yok. Teşekkürler Alisa, sadece yapmamız gereken bir şey. Sorun yok. Gelin. Peki nereye taşınıyorsun? Aslında henüz bilmiyorum. Hayır. Evet, şu anda öyle. Burası? Bakabilirsin. Onun içinde oraya şu anda bir şey. Oraya sığabiliyor musun? Evet, sığıyorum. İstersen kapıyı açabilirsin. Giysi odası. Dün gelmedi ve onun uğramasını bekliyordum. Ama bunu tuhaf bulmadım. Çünkü ona muhtemelen bir işi... Evet. Çünkü bazen bana kızar ve benimle konuşmaz. Ve bana kızgındı. Ama bana yine de oldukça sıcak davranıyordu. Sadece eşya alacağım dedim. Alisa sorularımızı yanıtlarken işbirlikçi davranıyordu. Hatta endişeliydi. Çünkü o da Merlin'le aslında o gün konuşmamıştı. Görünürde sıra dışı bir şey yoktu. Ama daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardı. Onu en son kim görmüştü? Onunla kim konuşmuştu? Onu iyi olarak bulacak mıydık? Tabii zaman sürekli ilerliyor. Ve onu bulamadan geçirdiğin her an ipuçları gitgide küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Merlin'in ortadan kaybolmasıyla ilgili daha fazla ipucu bulamayan Albuquerque dedektifleri, şansın da onların yanında olmasını diler. Bu kişiyi bulamayarak geçen her dakika aslında onun yaralı olarak ya da kötü bir durumda geçirdiği dakika anlamına geliyor. Her geçen saatle birlikte Merlin'in yakınları onun hiç bulunamayacağından endişe eder. En kötüsünü düşünmek istemiyordum ve... Onun başına kötü bir şey gelmiş olma ihtimali güçleniyordu. Ve bundan korkuyordum. Böyle düşünmeyi kesinlikle istemiyordum. Merlin hiçbir zaman bir yere böyle tek başına gitmezdi. Ya da gittiğini bir yakınına söylememiş olamazdı. Pazar sabahı ona mesaj atmıştım. Bana geri dön çünkü çok endişelenmeye başlıyorum demiştim. ...911 acil durum. Tam adresiniz nedir? Burada kuzeydeyim. Ensign'u tarafında bir yerde. Tamam, lütfen ne olduğunu anlatın. Biz sanırım burada yolda bir ceset bulduk. Böyle düşündürten ne? Yolun üzerinde duruyor ve biri onu yatak gibi bir şeyin üzerine koymuş ve daha sonra yakmış. Ve görünüşe göre orada küllerin içinde kemikler var ve bağırsakları falan görebiliyorsun. Bilemiyorum, bu çok tuhaf. ...229, şu anda 9. yolda. Ensign odan batıya doğru gidiyorum. 27 Ocak günü devriye polisimiz bir çağrı aldı. West Rio Rancho'da bir yatağın üzerinde görünüşe göre yakılmış olan bir ceset vardı. İnsanlar sıra dışı şeylerle karşılaşıyorlar ve hiçliğin ortasında bulunan cesetler konusunda da çağrılar aldığımız oluyor. Ve her zamanki normal prosedürleri uygulamak ve bu gerçekten bir ceset mi anlamak için iki memurumuzu gönderdik. 229, oraya gidince size detaylı bilgi vereceğim. Acaba tahmin ettiğimiz şeyi mi göreceğiz? Polis memurları Rio Rancho'da toprak yola girer ve ceset bulduğunu düşünen 911'i arayan kişiyle buluşurlar. Harris, şuna bak. Bilemiyorum dostum, bu orada bunun dudakları ve dişleri var gibi görünüyor. Şuna baksana. Bilemiyorum, bu gerçek mi acaba? Evet, bu çok üzücü. Evet, tam olarak düşündüğümüz şey olabilir. Polis memurları vardıklarında bunun gerçekten ceset olup olmadığından %100 emin olamadılar. Olay yerine gittiğimde ve yaklaştığımda oradaki kokudan ve yıllardır kazandığım deneyimden bunun kesinlikle bir ceset olduğunu hemen anlamıştım. Bundan hiç şüphe yoktu. Ceset ergen birine ait olabilirdi ya da bir çocuğa. Tam olarak ne, bunu dün gece anlayamadık. Buradan arabayla dün gece geçtiğimde işten çıkmış evime dönerken kömür olmuş gibi görünüyordu. Bir şey kömür olmuş. Dün gece yaklaşık olarak ne zaman gördünüz?
İşten eve geldiğimde saat 1'di. Evet. Buraya kadar gelmenize sebep olan şey neydi? Sadece görmek için mi? Çünkü dün gece görmemiştiniz. Bu yüzden mi geldiniz? Evet. Bir ceset bulan insanlar her zaman için senin olaydaki ilk şüphelilerin olur. Tamam, dinleyin. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Çünkü her şey sanki bir cinayet soruşturmasıymış gibi yaklaşacağız. Bu yüzden sizin fotoğraflarınızı çekmek çekiyorsun istiyorum. Ama buna gerek var mı? Tamam, şimdi ayakkabın, şimdi altını lütfen. Bir saniye. Tamam. Şimdi bütün bölgeyi kapatıyoruz. Ücra bir noktada ceset bulmuştuk ve olay yerinde bunun dışında hiçbir şey yoktu. Bu muhtemelen karşılaştığımız en zor olaydı. Cesedi buradan almalılar. Polis yetkilileri Rio Rancho'da kömür olmuş bir ceset ve ayrıca yanmış bir yataktan geriye kalanları buldu. Şu anda cesede otopsi yapılıyor ve henüz bir kimlik tespiti yapılamadı. O akşam yanmış bir ceset bulduğumuzun haberini yayınladık ve halktan kayıp kişiler hakkında ipuçları almayı umuyorduk. Muhtemelen 50 telefon geldi. Ama Nancy'den gelen telefon çok spesifikti. Nancy, kayıp olarak bildirilmiş olan arkadaşının bu yakılmış kişi olmasından endişeleniyordu. Zaman olarak örtüşme vardı ve bulduğumuz cesedin bu kayıp kişiye ait olabileceğini düşünüyorduk. Otopsi yapıldıktan sonra soruşturmadaki tıbbi dedektifleri aradım ve onlara Bayan Gundert'ın diş hekiminin bilgilerini verdim. Ve sonra onlar da yatak üzerinde bulunan cesedin Marilyn'e ait olduğunu tespit ettiler. Albuquerque de soruşturmadaki dedektifler Marilyn'in erkek kardeşi Harry'e çok sevdiği kız kardeşinin öldüğünü söyler. Evet. Merhaba, Harry Gundert mi? Evet. Merhaba, ben dedektif Apodaca. Daha önce çok defa aile üyelerine sevdikleri yakınlarının ölmüş olduğunu söylemem gerekti ve neredeyse 19,5 yıla yayılan polislik kariyerim olsa da bu kesinlikle hiç kolay olmayan bir şey. Seni gelişmelerden haberdar edeceğimi daha önce söylemiştim. Evet. Rio Rancho'da toprak yolda bulunan cesedin, evet, yanmış olanın Marilyn'e ait olduğu tespit edildi. Ah Tanrım. Ah Tanrım. Neden oturmuyorsunuz, evet, bayım? Evet, otur lütfen. Bu haberi vermek zorunda olduğumuz için çok üzgünüm. Harry, gerçekten çok üzgünüm. Çok yıkıcı bir durumdu. Bir şey yapmam gerekiyor gibi hissediyordum ama yapamıyordum. O kız kardeşimdi. Keşke onun yerinde olabilseydim. Keşke bir şeyler yapabilmiş olsaydım. Ben artık çok geç. Çünkü o gitti. Onun sesini bir daha duyamayacağım. O muhteşem, muhteşem bir insandı ve muhteşem bir kız kardeşti ve onu bu dünyada yaşadığım her gün özlüyorum. O başkaları için her şeyi yapacak türden bir insandı. O, eğer insanların sorunu varsa onlara yardım ederdi. Böyle bir şeyin başına gelmesi, bunu düşünecek olsam aklıma en son onun adı gelirdi, bilirsin. Bu filmlerde uyuşturucu satıcılarının başına gelir. Normal, evet, standart bir insan. Marilyn'in rutini nasıldı? Dedektifler bunun kimin yaptığına dair ipuçları elde etmek için Harry'i kız kardeşi Marilyn'in gündelik hayatı hakkında sorgular. Benim gibiydi, tek başına. Evde mi, evet, kalırdı? Evet, tek başına olurdu, evet. Az dostu vardı, Nancy ile yakındılar. Evden nadir mi çıkardı? Evet, o başka neler yapardı düşünemiyorum. Sanırım bu sıralarda evi boşaltmayla ilgileniyordu. Hazırlıklar yapıyordu. Alisa sürekli yalan söylüyordu. Bilirsin, kirayı vereceğini söyler ve sonra vermezdi. Marilyn artık usanmıştı ve onu çıkarmak en iyisi olur dedim. Alisa ile olan ilişkisi nasıldı? Çok zıtlaşırlardı. İkisi yakın mıydı? Hem dost hem düşman. Dosttan çok düşman. Evet. Tamam. Alisa ilk çağrıya giden memurlara evden çıkarıldığını söylememişti. Bu ciddi bir uyarı bayrağıydı.
Marilyn Gendert olayı artık kayıp kişi değil bir cinayet olayıydı ve bu onu tanıyanlar için büyük bir şok olmuştu. Gerçekten böylesine kendine hizmet eden ve böylesine ahlaksız türden bir olayı kavramaya çalışmak çok zor oluyor. Kesinlikle anlamıyorum. Kim böyle bir şey yapar? Neden? Gerçek bir hayvan olmalı. Ellerinde çözecekleri bir cinayet olayı varken dedektif Apodaca, Marilyn'in yaşadığı yeri tarar. Ve birilerinin soruşturmaya yardım edecek bir şeyler bilip bilmediğini araştırır. Sokakta komşu Robert Whitehead ile görüşür. İnsanlar eve geldi, ışıkları falan açtılar. Ne zamandı? Dün oldu. Peki görünümleri nasıldı? Bunu eşim daha iyi yanıtlayabilir. Olağan dışı insanlar vardı. Onlar kimdi? Bunu öğrenmek istiyorduk. Ne giyiyorlardı? Arabaları var mıydı? Alabileceğimiz her türden bilgiyi almalıydık. Aynı zamanda siyah bir araç vardı. Evet. Ve bu siyah araçta bir adamla kadın vardı. Uzunca bir süre kaldılar. Arabada küçük bir kafes duruyordu sanırım. Bir köpek. Köpek kafesi. Bir taşıma kafesi. Tamam. Evet. Biliyorum köpeği vardı ve köpek şimdi burada değil. Yani belki gelenler aldılar. Bu olabilir. Evet, evet. Bu gördüğün adam ve kadın onlar için kaç yaşlarında dersin? Muhtemelen 30 derim. Adam nasıl görünüyordu? Onu görmedim, çok uzaktaydı. Eğer Marilyn birkaç gündür eve gelmediyse, biri bunu biliyorsa, onun evine girip bazı eşyalarını çalmaya kalkabilirdi. Ya da eve girip olay yerini temizlemeye çalışabilirdi. Albuquerque dedektifleri, Marilyn'i öldüren kişiyi evin içinde yakalama umuduyla lokasyona ani bir akşam baskını yapmaya karar verir. Polisler evin içini tarar ve orada biriyle karşılaşmayı umarlar. Devam edelim. Temiz, her yer temiz. Her şey normal görünüyordu, boğuşma olmuş gibi durmuyordu. Baskında Marilyn'in evinde herhangi bir yerde kan bulamadık. Ertesi gün dedektifler Marilyn'in yaşadığı yere geri döner. Ve Harry'nin kız kardeşi Marilyn'i en başta kayıp kişi olarak bildiren Nancy Robinson'la karşılaşırlar. Onun en yakın arkadaşı. Onun evine gelmiştim çünkü köpekleri almak istedim ve onları dün gece götürdüm. Dün siyah bir arabayla gelenler siz miydiniz, tamam? Nancy, Marilyn'in evine gelip köpekleri aldığını söylemişti. Köpekler nerede bunu biliyorduk ama Marilyn'e ne olduğunu bilmiyorduk. Ertesi gün dedektifler Nancy ile bir kere daha konuşmak için buluşur ve polisin evden çıkarıldığını daha yeni öğrendiği Alyssa Bickett hakkında Nancy'nin de bazı ciddi şüphelere sahip olduğunu görürler. Bilirsin, şunu yapmak istemem. Evet, çünkü yolun üzerinde durmak istemezsin ya da ben onu koruyordum. Onun için geldim ve pazar sabahı 911'i aramak zorunda kaldım. Çünkü Alyssa en baştan anahtarları almamalıydı. Nancy ile konuştuktan sonra uyarı bayrakları hemen kalktı. Çünkü Alyssa'nın söylediğine göre Marilyn anahtarları isteğiyle vermişti. Ona yaklaşık bir saat içinde anahtarlar için geleceğimi söyledim. Ama ondan bir cevap gelmedi. Ama ne zaman geleceğimi söyledim ve bana cevap vermiyordu ama... Arkadaşı Nancy bunu birkaç kez tekrarladı. %100 olarak emindi ki Marilyn hiçbir koşulda kendisi orada değilken Alyssa'ya anahtar vermezdi. O noktada kimin doğru söylediğini bulmalıydık. Anahtarları Marilyn'in izni olmadan nasıl aldığını öğrenmek istiyorduk. Dedektifler Alyssa'nın ve onun 20 yaşındaki oğlu Dre'in geçmişini araştırmaya başlar ve onun bir suç geçmişi olduğunu keşfederler. Drake şehirdeki bir otelde kalıyordu. Aslında sürekli kalacakları bir yer yoktu. Dedektifler Drake'i kaldığı otelde sorgular. Büyük annenle en son ne zaman konuştun? Bu galiba 3 ya da 4 gün önceydi. Büyük annem anneme evden atıldığımızı söylüyordu ve taşınmasına yardım ediyordu. O zaman annen nasıldı? Oldukça üzgün görünüyordu. Evet. Oldukça üzgündü.
Onun hikayesine bunu duymalıydık. Büyük annesini neden birkaç gündür ziyaret etmemişti? Annesi gibi bir hikaye mi uyduracaktı? Kim gerçeği söylüyor öğrenmeliydik. Büyük annen neredeydi? Henüz orada değildi. Daha sonra geldi. Eşyaları taşıyorduk ve sonra tamam. O geldi. O zaman tamam, büyük annemi ilk gördüğümde Annie, annem ve büyük annem oradaydı. Drake sorular karşısında kayıtsız gözüküyordu. Ayrıca büyük annesinin başına neler geldi bilmiyordu. Yani esniyordu, yeni uyanıyordu. Çok fazla umrunda gibi gözükmüyordu. Ama dedektifler daha sonra Merlin'in öldüğünü söyler. Bir gelişme var. Büyük annen... biz büyük anneni bulduk. Ama öldü. Nasıl? Bunda şüpheli bir şeyler görüyoruz. Birisinin onu öldürdüğünü düşünüyoruz. Bir dakika. Gerçekten üzgünüm. Tamam. Bu nasıl hissettiriyor? Şu an üzgünüm. Çok üzgünüm. Büyük annesinin öldüğünü, aslında öldürüldüğünü söylediğimizde bilirsiniz, biraz gözyaşı ya da bir tür duygu beklersiniz. Ama bunların hiçbirini görmedik. Günleri ve saatleri karıştırmamaya çalışıyorum. Umrunda değil gibi gözüküyordu. Duygular yoksa acaba diyorsunuz. Acaba bu çoktan atlattığı bir şey miydi? Durumla yüzleşmesi sadece bir gün mü sürdü? Neden şaşırmadı diye düşünüyorsunuz. Şimdi bildiğine göre etrafta gördüğün ya da duyduğun tuhaf bir şeyler var mı? Söyle bakalım. Evet, bu biraz olağan dışı. Gördüğün biri ya da duyduğun herhangi bir konuşma? Hayır. Hayır, hiç yok. Bir şey duymadım, bir şey görmedim. Hem Drake'den hem de Alisa'dan şüphelenen dedektifler Marilyn'in kiraya verdiği evi yakından gözlemeye başlar. Ve boş olması gereken evde şimdi birileri vardır. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyi, ya sen? İyi. Alisa hala evde olduğu için dedektifler onun kanıtları yok etmeye çalışmasından endişe ederek bir arama izni çıkarırlar. Ne oldu? Başka biri var mı? Hayır. Tamam, dışarı gelir tamam. Misin? Tamam. Şu anda şöyle bir durum var. Tamam. Evi emniyete almalıyız. Sadece eşyamı almaya çalışıyorum. Tamam. Maalesef şu anda eve girmene izin veremem. Ama orada benim eşyam var. Maalesef olamaz. Alisa kapıyı açtığında dışarı çıkmak istemedi. Canı sıkılmıştı. Uzak davranmaya başladı. Albuquerque polisi eve girmeye hazırlanır. Evde biri var mı? Hayır, yok diyor. Yok mu? Albuquerque polisi, varlığını şimdi belli et. Varlığını hemen şimdi belli et. Temiz. Devam. Polis memurları evin içini taramaya başlar ve bütün odaları kontrol eder. Temiz. O noktada öne çıkan herhangi bir şey görmemiştik. Ta ki dedektiflerden biri orada küçük bir kan damlası fark edinceye kadar. Koridorun hemen başlangıcında halı temizleyicinin yanındaydı. Nasılsın? Bunu gözüne tuttuğum için üzgünüm. O anda olay yerine başka biri daha gelir. Alisa'nın ev arkadaşı Annie. Polis ona yaklaşır. Sana birkaç soru sormak isteriz. Evet, kesinlikle, tabii. Bir şeyleri netleştirmek için. Neler oluyor bu konuda, kafam karışık. Polisler Marilyn hakkındaki hislerini öğrenmek için Annie'yi sıkıştırır. Bana onu anlatsan. Marilyn, aslında onu tanımıyorum. Çok fazla şey bilmiyorum. Annie bizim tekrar eve gelmiş olmamızdan mutlu değildi. Marilyn'le geçen hafta görüştün mü? Evet. Aslında biz eşyalarımızı taşırken. Burada mıydı? Evet. Tamam. Peki burada ne yapıyordu? Bir ara arabasında oturuyordu ve sonra eve girip çıkmaya başladı. Herkese dırdır ediyordu. Bize nasıl eşya taşınacağını söylüyordu. İşimize karışıyordu. Bunun senin hatan olduğunu biliyorsun diyordu. Neden evden çıkarılıyor biliyorsun, senin yüzünden. Marilyn'i kötü taraf gibi göstermeye başladı. Onu sevmiyormuş ve Marilyn evden çıkarılmaları için onu suçluyormuş gibi. Bu oldukça tuhaf. Biliyorum. Bunu sevmiyorum. Tamam. Şu anda bunun için... Anlat o zaman. Hayır.
Bu şekilde yaklaşılmasından sorgulanmaktan hoşlanmadım. Bizde yaratmak istediği algı taşınmaya çalışıyoruz. Neden rahatsız ediyorsunuz gibiydi. Bunlar da ne? Daha sonra ona uzak davranmaya başladı. Birkaç dedektif en iyi sorgularken diğerleri ise dışarıda Alisa'yla konuşmaya devam eder. Önce eşyamı almak istiyorum. Arama tamamen bitene kadar içeriye kimse giremez. Bunu anlamalısın. Ama kıyafetlerimi istiyorum ve otelime gitmek istiyorum. Uyumak istiyorum. Evet, sırtım evet, ağrıyor. Evet. Ayrıca çok yoruldum. Evet, evet bunu anlıyorum. Sadece kıyafetimi bunu biliyorum. Almayayım. Alisa'dan daha fazla bilgi almamız gerekiyordu. Bir hikaye daha duymalıydık. Pazartesi sabahı işe gidiyorum dediği tamam. için... Tamam, hafta sonunda yapmamızı istedi. Bana sabah gelip anahtarları alabilirsin dedi. Tamam, yani evet, sabah gelip öyle. Benden anahtarları al dedi. Ve bu yaptığınız son konuşma mı? Hayır. Tamam, peki. Cumartesi sabahı anahtarları almaya gittim. Yani onun evine gittin. Sabah 10'da ve orada kapısını çaldım. Anahtarları aldım. Bana pazar günü geri ver dedi. Ve bizim tek konuştuğumuz şey bu oldu. Tamam, tamam. Alisa bize dedi ki ben aslında Merlin'i cumartesi sabahı evinde gördüm. Onun yalan söylediğini biliyorduk. Merlin cumartesi sabahı Alisa'nın anahtarları aldığını söylediği saatten daha erken bir saatte ölü olarak bulundu. Oradaki memurlardan Annie ve Alisa'yı polis merkezine götürmelerini istedik. Sorgulama yapılacaktı. Hikayen olanlarla örtüşmüyor. Bu yüzden seni götürüyoruz. Bu memur şimdi seni oraya götürecek. Ve başka bir dedektifle buluşacaksın ve sonra oturup konuşacağız, tamam mı? Hovi, 1916. Bir kadınla merkeze geliyorum. Tamam, devam et. Bu taraftan. Üzerinde bir silah var mı? Hayır bayım. Dedektifler tamam. ayrıca kaldığı otele gidip Drake'i tutuklar ve onu merkeze götürürler. Tamam, araçtan in. Dedektif Juarez onu sorgulamaya başlar. Elimde senin için cinayetten dolayı bir tutuklama emri var. Seni büyük anneni öldürmekle suçluyorum. Tamam. Tamam. Biliyorsun annen de geldi ve tutuklandı. Evet. Annie de tutuklandı. Tamam. Tamam. Büyük annenin cinayetinde senin de parmağın olduğuna dair yeterli olası nedenimiz var. Nasıl oluyor? Aa evet sen dedektifsin. Evet dedektif benim. Sana dürüstçe söyleyeyim. Tamam. Büyük annem Olur. dedi ki... Ben çok yaşlıyım. Hı hı. Beni lütfen öldürür müsün? Çok defa söyledi. Hem içkide hem de ayıkken. Tamam yani... Dürüst davranıyorum. Dürüst davranıyorum. Drake, büyük annem benden onu öldürmemi istedi. Aslında ölmek istiyordu dediğinde... içimden evet sonunda onu yakaladım diyordum. Ama biliyordum ki bu gerçek değildi. Merlin, Drake'ten onu öldürmesini istememişti. Merlin'in ölmek istemediğini biliyordum. Yani diyorsun ki büyük annen onu öldürmeni istedi. Evet, öyle. O günü hatırlıyor musun? Tarihi tam hatırlamıyorum ama... Bunu... Belki asıl tarihi değil. Senden tarih istemiyorum. Hatırladığın şekilde o güne gitmeli, neler olduğunu anlatmalısın. O bana şey dedi... Yani oradaydım hı hı. ve depresifti evet. bilirsin ve bana bunu söylediğinden eminim. Bunu söylediğini biliyorum. Tamam. Ve tamam. ben de yaptım evet çünkü bunu istedi, hı hı. bunu yapmamı istedi. Peki nasıl? Bunlar aslında bu kadar. Bir avukat ya da beni savunan biri olmadan bu kadarını söyleyebilirim. Drake konuşmamayı tercih etti ve bir avukat istedi. Bu benim için neredeyse tekrar mağlup olmaktı. Hikayesinde dahası vardı. Geriye kalan parçaları alamayacaktım. Marilyn'in torunu Drake sorgulama sırasında dedektiflere onu öldürdüğünü itiraf eder ama bunun Marilyn'in isteği olduğunu iddia eder. Doğru insanları tutukladığımı biliyordum ama beni rahatsız eden şey Marilyn'in cinayetindeki tam rollerini bilememekti. O akşam kimin tam olarak ne yaptığını mutlaka bilmeliydim. Dedektifler şimdi Alisa'ya dönüp bütün hikayeyi ondan duymak ister. Ama Alisa onlara tamamen farklı bir olay dizisi anlatır. Marilyn'in cinayeti için başka birini suçlar. Ev arkadaşı Annie.
Marilyn arabada oturuyordu ve sonra içeri girdi çünkü tuvaleti kullanması gerekiyordu. Ama Drake ona dedi ki, anneme bak, burası bizim evimiz. Kendi yataklarımızla bir gece kalamaz mıyız? Ve Marilyn ona, hayır kalamazsınız dedi. Ve bunun üzerine Drake ağlıyordu. Arka kapıdan dışarı çıktı. Ben odamda kaldım. Ve o noktada Marilyn'in bağırdığını duydum. Oraya gittim. Ve Annie onun sırtındaydı. Marilyn yani yerdeydi. Marilyn yerdeydi. Marilyn yerdeydi. Evet, ve Annie onun üzerindeydi. Sırtının üzerindeydi. Dizi sırtının üzerindeydi. Tamam, peki Annie Marilyn'e ne yapıyordu? Onun yüzüne vuruyordu. Ben de bu yüzden panik oldum. Çok kızgındım ve ben de Marilyn'e vurdum. Ellerini ve bacaklarını bağladım. Sonrasında bir poşeti onun kafasına geçirdim. Neyle yaptığını hatırlıyor musun? Onu neyle bağladı? Evet. Telefon kablosu gibi bir şeydi. Öyle bir şey. Ve daha sonra Annie başka bir kablo aldı ve onun boynuna doladı. Bir kopma sesi duydum. Ama kablo muydu bilmiyorum. Bir şeyin sadece koptuğunu duydun. Ya istedim. Kabloydu ya da Merlin'in boynu. Evet. Emin değilsin. Alisa bir şekilde çıldırdığını ve gitmek istediğini söyledi. Bu yüzden Merlin'i evde Annie ile bırakmış. Ve daha sonra geri geldiğinde Annie'yi bir bıçağı temizlerken bulduğunu söyledi. Sen gittikten sonra orada neler olduğunu düşündün? Onu bıçaklamıştı ya da öyle bir şey olmuştu. Tamam. O noktada Drake'i görmüyordu. Evet, evet. Drake evin içinde değildi. Tamam. Alisa'nın anlattıkları bana doğru gelmedi. Çünkü ilk olarak Drake'i hikaye dışında tutuyordu. Annie'nin Merlin'i bıçaklamak için bir sebebi yoktu. Neden durduk yere onu dövsün, onu bayıltsın? Annie neden şimdi durduk yere Merlin'i bıçaklasın? Dedektif Juarez sorgulamanın devamında Alisa'yı Marilyn'in cesedinden nasıl kurtuldukları konusunda sıkıştırır. Sonunda Rio Rancho'ya gittik. Orada yatağı arabadan indirdik ve ben üzerine benzin döktüm ve onu ateşe verdim. Dedektifler Alisa'nın doğruyu söylediğine ikna olmamıştır. Sırada bütün hikayeyi bir de Annie'nin ağzından duymak isterler. Annie dedektiflere cinayetin aslında planlanmış olduğunu söyleyerek onları şaşırtır. Drake oraya geldiğinde hepimiz Alisa'nın odasında oturuyorduk ve kafa yapıyorduk. Ve Alisa o zaman bu konuyu konuşmaya başladı. Orada bize kaynanası Merlin'i öldürmekten bahsedip duruyordu. Ben hala yapacağımızı düşünmüyordum. Onun şaka yaptığını sanıyordum. Bana dedi ki, kafamı salladığımda. Çünkü kendisini Tanrı gibi görüyordu. Sanki onun isteğini yapıyordu. Bana dedi ki, ben kafamı salladığımda onu yakala ve Merlin içeri giriyordu. Drake diyordu ki, lütfen burada evde kalmamıza izin ver. Bak annem toplanıyor ve o da hayır dedi. Alisa bana ve Drake'e baktı ve kafasını salladı. Ben de Drake'e baktım. O da o sırada Merlin'in arkasına doğru dolaştı. Ve ben sonra onu arkasından yakaladım ve onu yere devirdim. Hem Annie hem Alisa Merlin'e ilk saldıran kişinin Annie olduğunu itiraf etti. Alisa bize hiçbir zaman bunun planlı olduğunu söylemedi. Bunların aslında cinayet günü konuşulmuş olduğunu anlatmadı. Drake, o da oradaydı. Hemen ikimizin yanında duruyordu ve Alisa odaya koştu. Küçük bir sopa gibi bir şey getirip vurmaya başladı. Ve sonra Drake onun üstüne çıktı. Sanırım bunlar olurken ben de Alisa'ya dedim ki ağzını kapatmak için bir şey bul. Annie ve Alisa'nın hikayeleri benzerdi. Aralarındaki en temel fark Alisa'nın cinayetin planlı olduğunu itiraf etmemesi, Drake'in orada evde olmadığını söylemesiydi. Sonra başka bir kablo daha aldım ve kabloyu boynuna doladım. Ve onu orada boğdum. Drake benimle birlikte çekti. Sonra koptu. Sonra Drake benim bıçağımı aldı. Onu bıçaklamaya başladı. Onu birkaç defa bıçakladı. Ben bağırıyordum ve elinden bıçağı aldım ama Drake onun boğazını çoktan kesmişti.
Sorgulama sırasında Annie aslında Marilyn'in boğazını kesen kişinin Drake olduğunu söyledi. Onun daha dürüst olduğunu düşünüyordum çünkü Alyssa bir anne olarak oğlunun bunlara karışmadığını söyleyerek Drake'i koruyordu. Polis yetkilileri olarak bizim düşündüğümüz şey bu üç kişinin üçü de o evde Marilyn'i dövdü, Marilyn'e vurdu, ona yumruk attı, onu boğdu, ona küçük bir beyzbol sopasıyla vurdu, onun boynuna kablo doladılar. Onu boğarak öldürmeyi denediler. Sonunda onu bıçaklayarak öldürdüler. Marilyn'in cesedini bir arabaya yüklediler. Sonra cesedi Rio Rancho bölgesine götürdüler. Alyssa orada cesedin üzerine benzin döktü ve onu ateşe verdi. Uzaklaşırken dikiz aynasından cesedin yandığını gördü. Bu cinayet vakasındaki üç kişinin üçü de Annie Rael, Alyssa Bickett ve Drake Bickett, Marilyn'i öldürmekle suçlandılar ve suçluyum dediler. Mahkemenin sonunda Marilyn Gendert cinayetinden dolayı Alyssa Bickett 30 yıl hapis cezası alır. Oğlu Drake Bickett ise 26 yıla mahkum olur. Alyssa ve Drake'in ikisinin de aleyhinde tanıklık yaptığı için Annie ceza indirimi alır ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılır. Orada o cuma günü neler olduğunu düşündüğümde bence Marilyn'e kalmalarına izin vermesi için yalvardılar. Marilyn bunu devam ettirmek istemiyordu, bıkmıştı. Bence Alyssa o evde kalma hakkı olduğunu düşünüyordu. Ona karşı böyle bir borcu olduğunu düşünüyordu. Çünkü Marilyn bir noktada onun kayınvalidesi olmuştu. Alyssa şöyle düşünüyordu. Eğer Marilyn'den kurtulursak endişe edecek hiçbir şey kalmaz. Bence bu cinayette elebaşı Alyssa'ydı. Ve burada maalesef Marilyn'le onun ailesi kurban oldu. Daha bir sürü güzel yıllara. Hey, yaşasın. Evet. Mutlu yıllar. Onun torunu, bilirsin. Bu onun aslında gelini ve bu kesinlikle anlaşılır bir şey değil, hem de hiç. Aile üyelerinin böyle şeyler yapmalarını beklemezsin. Tamam, hadi şimdi anneye sarıl. Ona bir öpücük ver. Şakaydı. Ve bunun insanı en çok şok eden tarafı, iyi tanıdığın insanların böylesine iğrenç bir şeyi yapabilmesi. Marilyn her zaman diğer insanlara çok değer verirdi ve ben aslında kendimi biraz izole tuttum. Neredeyse benim çevremde konuştuğum tek insan Marilyn'di ve artık onunla hiçbir şey paylaşamayacağım. Bazen keşke bir şeyi görsem derim, bir ruhu ya da onun hemen orada olduğunu hissedebilsem. Bu hala daha yapabilmeyi istediğim şey. Onu hayattaymış gibi görmek. Hayır mı? Aa, tamam, büyük anneye de. Aa, bu harika. Kahvesini ondan içecek. Evet. Oh, üzerinde mumlar var, öyle sıcak değil mi? Sıcak sıvı koyunca mumlar yanıyor. Çok güzel. Bu harika. Onu çok ama çok özlüyorum. Ben Marilyn'i çok özlüyorum. Ve bu şekilde hisseden sadece ben değilim.